Günümüzde insanlar sosyal medyayı yalnızlıklarından kurtulmak için bir araç olarak görüyor. Akıllı telefonlarla ne kadar zaman geçirilirse kişiyi bir o kadar da yalnızlaştırdığı sonucu ortaya çıkıyor. Peki Malatyalılar bu konu hakkında ne düşünüyor? Detayı haberimizde. Sizce telefonunuzun ekranına günde kaç kez dokunuyorsunuz? Teknolojinin hızla gelişmesi ve buna bağlı olarak gelişen sosyal medya platformlarına yönelim arttı. Gününün belirli bir kısmını sosyal medyada geçiren kişilerin toplumdan soyutlanarak yalnızlaştığı saptandı. Peki sosyal medya platformlarına ne kadar zaman harcıyor, ne kadar gerçek hayattan soyutlanıyoruz? Mikrofonu Malatyalılara uzattık ve sosyal medya yalnızlaştırıyor mu diye sorduk. Sosyal medya sizi yalnızlaştırıyor mu? Ha? Yalnızlaştırmıyor. Evet, kesinlikle katılıyorum. Nasıl yalnızlaştırıyor sizce? Yani çok fazla telefonla oynamak arkadaş çevresini azaltıyor bence. Sizin ben sosyal medya hesabınız var mı? Var ama çok kullanmıyorum. Yani siz yalnız değilsiniz o zaman. Yok, değilim. Düşünün 8 saatini derse ayırdın. Evet. 12 saatimiz var diye. Evet. Geriye kaldı 4 saat. Evet. Bir saat telefonda kaç saat vakit geçiriyorsun? Telefonda da 2 saate yakın geçiriyorum. 2 saatinde telefona gitti. Evet. 1 saatte yemek yedin, ihtiyaçların derken ailenle vakit nerede kaldı? Yani ailemle görüşemiyorum çok. Arkadaşlarınla? Arkadaşlarımla da çok görüşemiyorum. Yani ders ve telefon ders ve ihtiyaçlar dışında. Aynen. Uykumu bile azaltıyorum. Ortalama 3-4 saat. Yani gün içinde 3-4 saat telefona ayırdınız diyelim. Kaç yani telefona var? Derken yani işte evrak sal, işte atıyorum sana. Öyle değil. Genel olarak telefona ne kadar zaman yani. Nasıl? Telefona genel olarak ne kadar zaman harcıyorsun? Yani 2,5-3 saat o civarı, evet. 3 saat kabul edelim biz bunu. Peki, aynen. Kaç saat çalışıyorsunuz? 9 saat. 9 saat. 12 saatimiz oldu şu an. Günümüz yani. Zaten 12 saat. Aynen. Ne zaman yemek yiyorsunuz? Yani yemek o bir doğru, çünkü mesela bir kafede arkadaşlarla buluştuğumuz zamanlarda sözde sohbet için buluşuyoruz ama sosyal medyaya bir göz atayım ne var ne yok diye bir bakıyoruz, herkes telefonlarda, Instagram'da falan, özellikle Instagram veya Twitter. Tabii o şekilde saatlerce hiç muhabbet olmadan tekrardan dağılıyoruz. O uzman doğru bir tespit etmiş. Sosyal medya yalnızlaştırıyor maalesef. Bence de öyle. Ben zaten bilgisayar öğretmeniyim. Tam denk geldiniz. Yani şu anda sosyal medya hakikaten gençlerimizin bağımlı olduğu bir konu. Yani burada biz kendi öğrencilerimizden de görüyoruz. Yani telefonları olmadan çocuklar kendileriyle birbirleriyle iletişim kurmakta zorlanıyorlar hakikaten. Kaç tane sosyal medya hesabın var? Şu anlık 2 tane var. 2 tane. İkisi için ne kadar vakit harcıyorsun? İkisi için ikisine de 2 saat. 2,5 saat ayırıyorum. Okula gidiyor musun peki? Evet. Sosyal medya gençliği elimizde aldı. Bitirdi yani. Üzülüyorum. Siz de gençsiniz. Sizin adınıza da üzüyorum. Biz gençliğimizi çok güzel yaşadık. Şimdi imkanlar daha fazla. Teknoloji, ama iyiye kullanırsak maalesef, bir orantı kuracak olursak daha kötüye kullanılıyor. İyiye kullanılsa İHA'lar, SİHA'lar yaparız. Düşmanlarımızı alt ederiz. Ama biz bir orada ben bir ahlaki bir erozyon yaşandığını, yani gençlere büyük bir dejenerasyona uğradığını düşünüyorum. Dua ediyoruz yani biz.